Yine bir düzgün olmayan çembersel hareket sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ne demişiz? L boyundaki ipin ucuna bağlı en kütleli yatay bir cisim bir konumundan serbest bırakılıyor. Bir konumundan serbest bırakıldıktan sonra iki konumundan geçerken ipte oluşan gerilme kuvveti ne kadardır diye sormuş bize. Şimdi bakalım neler yapacağız? Ne olacak, ne bitecek? Şimdi şuraya geldiğimizde bakın arkadaşlar, hemen kalemimizi seçtik. Şuraya geldik. Şimdi şurada bir ip gerilmesi, cismin şuraya doğru bir nesi var, ağırlığı var. Yine kendi koordinat sistemimizi çizdik. Şu şekilde. Şunu şöyle uzattık. Burası 30 sa, şurası da ne olmuş oldu? 30 derece olmuş oldu. Yani şurası da 60 derece. MG'yi yine ne yapacağım? Genişlik bileşenlerini ayıracağım. Şöyle ve şöyle bakın. Ama ip doğrultusunda olan bileşen işime yarıyordu. Yani bu gitti. Buraya bakacak olursak MG kosinüs 60 oldu. Şimdi burada da neyimiz var? Bir ip gerilmemiz var. Şimdi biz iki konumundayken cismin üzerinde merkezci kuvvetinde olmasına sebep olan net kuvvetimiz ne oldu arkadaşlar o zaman? T eksi MG kosinüs 60 eşittir. Kimi doğurdu? Merkezcil kuvveti doğurdu. Şimdi T eksi kosinüs 60 sinüs 30 1 bölü 2 MG bölü 2 eşittir. Merkezcil kuvvet neydi? MV kare bölü R idi. MV kare o zaman şurası da L oldu. Diyoruz ki bu burada dursun. Şimdi bundan sonra ne yapıyorduk? Enerji dönüşümü yapıyorduk. Enerji dönüşümü için başlayalım bakalım. Şimdi şuraya baktık. Şimdi normalde bu böyle gelecekti. Şuranın tamamı ne kadardı? L kadardı. Doğru mu? Şimdi o zaman şöyle şurası ne oldu? 60. Doğru mu? Şurası ne oldu? Bakınız 30. O zaman 30'un gördüğü neydi? L bölü 2 idi. Şöyle bakın. Geldiğim diyemedim olsun. Buradan buraya geldik. Serbest bırakıldığına göre bir konumunda benim sadece ne enerjim var? Potansiyel. İki konumunda ise bu neye dönüşecek? Kinetiğe dönüşecek. Şimdi bunları eşitleyelim. MG, H dediğimiz şey yerden yüksekliğimizi L bölü 2 olarak bulduk. 1 bölü 2 MV kare. M'ler, 2'ler gitti. V kare yerine ne buldum bakın? GL. Bunu niye buldum? Çünkü burada yerine yazacağım. Yazalım. T eksi MG bölü 2 eşittir. M çarpı V kare yerine GL bölü 2. Bu buraya geldi. Şurada bir L vardı. L'ler gitti. Bir saniye arkadaşlar. Evet L'miz buradaydı. MV kare bölü L. Bir saniye. Şurayı hemen siliyorum. Toparlayalım. Şurayı yanlış yazdım. Şurayı sildim. Tamamdır. Şimdi T eksi MG bölü 2 dedik. Tamam. M çarpı V kare yerine GL bölü L. L'ler gitti. Burada MG var. Bu buraya artı geldi. T eşittir. MG artı MG bölü 2. 1 artı yarımdan T'yi ne bulduk? 3 MG bölü 2 bulmuş olduk. Bize de zaten neyi soruyordu? İki konumundan geçerken ipte oluşan gerilme kuvvetini soruyordu. Devam ediyorum. Bakalım. Yine klasik bir soru. Üniversite sınavında zamanında bol bol çıkan sorulardan arkadaşlar bu da. Şimdi bakalım. Yarı çapı 10 metre olan içi boş büyük bir silindir. O noktasından geçen sabit yatay eksen etrafında sabit periyotla döndürülüyor. Sabit periyotla döndürülüyor cümlesinden anladığım şey ne? Demek ki bizim açısal hızımızda ne olacak arkadaşlar? Sabit olacak. Üst kısımdaki delikten bir bilye serbest bırakılıyor. Bilye silindirin alt kısmında yine aynı delikten çıktığına göre silindirin periyodu kaç saniye olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar buradan yine aynı delikten çıktığı için doğru mu? Şurası ne olmalı? Yarım tur. Yani periyodun yarısı. Şimdi o zaman her yarım turun tam katlarında bir periyot katlarında ne olacak? Aynı delik gelecek. Yani T bölü 2'de T bölü 2 artı bir periyot, bir tam periyot artı üzerine bu. Ya da iki tam periyot üzerine yarım periyot değil mi? Bu şekilde gidecek. Bunlar bizim için olabilir. Şimdi o zaman biz neyi bulabiliriz?
T bölü 2'yi bulabiliriz değil mi? Yine ne yapacağız bakın? Şuradaki RR 10'sa burası ne kadar olmuş oldu? 20 olmuş oldu. Delikten serbest bırakılıyor. Şimdi bakınız burada ne yaptık? Serbest bırakıldık değil mi? O zaman ne yapacağız serbest bırakılıyorsak? Serbest düşme. H eşittir 1 bölü 2 GT kare. H'ımız 20 eşittir 5T kareden. Her iki tarafı 5'e böldüm. T kare eşittir 4. T'yi kaç bulduk? 2 saniye bulduk arkadaşlar. Şimdi o zaman şuna bakacağız. Yani T bölü 2'miz 2 saniye. T ne olabilir? 4 saniye olabilir. Şimdi ne dedik tam katları? T bölü 2 artı T yine ne olması gerekiyor? 2 saniye değil mi? Yani 3T bölü 2 eşittir 2'den. T'yi kaç bulduk? 4 bölü 3. Bu da olabilir. Bu sefer T bölü 2'ye 2 tam periyot, 2 tam tur artı yarım tur atsın. Buradan ne geldi? 5T bölü 2 eşittir 2'den. T'yi yalnız bırakırsak 4 bölü 5. Bakın çılgınlar gibi devam ediyoruz. 2 tam tur attırdık. Bir de 3 tam tur attıralım. T bölü 2 artı 3T. Ne oldu? 3,5 yani 7T bölü 2 eşittir 2'den. T'yi ne bulduk? 4 bölü 7. Yani hangisi olamazın cevabı çok güzel. Son seçeneğe gelmiş. Hepsini denettirdi bize. Edirne yani 1 bölü 2 olamaz. Çünkü zaten biz ne bulduk? Bakınız 2 saniyeyi bulmuştuk. Devam ediyorum. Bakalım. Yine güzel bir soru. Tabii buradaki güzel sorular arkadaşlar dediğim gibi zor sorular. Özdeş XY cisimleri bir konunun içerisinde 4R ve R yarıçaplı yörüngelerde düzgün çembersel hareket yapılıyor. Bize neyi sormuş? Çizgisel hızlarının oranını sormuş. Şimdi bakalım. Şimdi şuraya bir tanesi için şöyle bir uygulama gösterelim. Sonra sorumuzda direkt uygularız. Şimdi şurası alfa. Şimdi arkadaşlar bu cismin aşağı doğru şöyle nesi vardı? Mg ağırlığı vardı. Yüzeyin cisme uyguladığı tepki kuvveti burada idi. Hatırlarsanız bunların ispatını bol bol ne yapmıştık? Çembersel hareket uygulamalarında göstermiştik. Doğru mu? Burası alfaysa zaten şurası da ne oluyordu? Alfa oluyordu. Eni bileşenlerine ayırdığımda şurası n çarpı sin alfa. Şurası ne oluyor? N çarpı cos alfa. Yatay ve düşey kuvvetler dengesinde hemen gördüğümüz üzere N cos alfa neye eşitti? Mg'ye eşitti. Bunlar birbirini dengelediği için şu N sin alfa merkezcil kuvveti doğuruyordu. N sin alfa eşittir merkezcil kuvvet. Şimdi bunları oranladığımızda sin bölü cos alfa tan alfayı veriyordu. Tan alfa Fm bölü Mg. Ki zaten ne demiştim? Çembersel harekette hiçbir şey yapamıyorsanız açılarda bütün tan alfalar Fm bölü Mg'ye eşittir. Yani oradan da yürüyerek soru çözebilirsiniz. Şimdi ikisi içinde bakın açılar eşit. Yani tan alfaları bulup ne yapabiliriz? Eşitleyebiliriz. Şimdi çizgisel hız sorduğu için Fm yerine de m v kare bölü neyi kullanacağız? R'yi. Özdeş dediği için yine kütleleri almayacağım. İlk olarak x için yazıyorum. Tan alfa eşittir. Şimdi fm m v kare bölü r m g dedik. M'ler gitti. Doğru mu? G'ler de gitti. Demek ki v kare bölü r oranlarına bakacağız. Tan alfa v x'in karesi bölü bunun yarıçapı 4r. Şimdi aynı şeyi y cismi için yapıyorum. Tan alfa eşittir. V y'nin karesi bölü bunun yarıçapında r vermiş. Şimdi tan alfalar eşitse matematik ne der? Diğer tarafı da eşitle der. Eşitleyelim. V x'in karesi bölü 4r eşittir. V y'nin karesi bölü r. R'ler gitti. Komple büyük bir karekök alırsak V x bölü 2 eşittir V y. Ne istiyordu benden? Vx bölü Vy'yi istiyordu. Ne bulduk gençlik? 1 bölü 2 bulmuş olduk. Doğru mu yaptık? Hemen kontrol edelim. Vx bölü 4R, Vy bölü R. Bunları eşitledik. Şöyle şöyle gitti.
komple büyük karekök aldık. Vx bölü 2 eşittir V'ye. İçler dışlar, tabi burayı ters yaptık. Hemen hissettim yanlış yaptığımızı. Şöyle şurayı sildik. İçler dışlar yaptığımızda hemen şöyle orayı düzeltiyorum. Şöyle 2Vy eşittir Vx. Bizden Vx bölü Vy'yi istiyordu. O zaman cevabımız 2. Tam tersi çıkmış oldu. Devam edelim. Yine bayağı bir işlemli, güzel, fantazili sorularımızdan. X ekseni etrafında sabit periyotla dönen cisim şekildeki konumdayken uzunlukları 2 metre olan iplerde meydana gelen gerilme kuvvetleri 50 Newton oluyor. Buna göre bize neyi sormuş? Açısal hızı sormuş. Şimdi bakınız, şu cismin aşağı doğru ağırlığı var. Bunu gösterdik. 20. Değil mi? Şimdi şu ip gerilmelerini de şu şekilde ne yapacağım? Bileşenlerine ayıracağım. Şunlar gitti. İşim olmuyor değil mi? Harekete dik doğrultuda olanlar işimize yarıyordu. O zaman şimdi bakacak olursak şöyle, şurası kaç dereceymiş? 53. O zaman burası ne oldu? 37. Yani ip gerilmesinin şu bileşeni T cos 37. Aynı şekilde burası da ne oldu? Bakınız şöyle üçgen yaparsak 37 buraya gelir. T cos 37. Şimdi bizim merkezcil kuvvetimizi doğuran kuvvetler 2 tane T cos 37 artı cismin ağırlığı merkezcil kuvveti doğurdu. Şimdi T'nin değeri neydi? 50 Newton'du. 100 çarpı kosinüs 37'miz kaçtı? 0,8 artı 20. Biz buradan merkezcil kuvveti ne buluyoruz? 100 eşittir. Merkezci kuvvet yerine mv kare r yazalım. Doğru muyuz? Şimdi bakalım. Mv kare bölü mv kare r dedi. Kütleyi kaç vermişiz? 2. V kare çarpı, şimdi yarı çapımıza bakacak olursak. Yarı çap nerede dönüyoruz bakın? Şöyle şurada. Doğru mu? O zaman hani şu uzunluk karşılığına baktığımız zaman uzunlukları 2 metre olan iplerde diyor. Değil mi? O zaman şuradan ve şuradan geldiğine göre 2 çarpı ne oldu arkadaşlar? 0, 2, 2, 4. 4 ve 0, 8'i çarparsak ne geldi buradan? 3,2 v kare. Her iki tarafı 3,2'ye bölüp kare kökünü aldığımızda hazır burada çözülmüş sonucu var arkadaşlar. Bizim açısal hızımız 5 kök 5 bölü 2 çıkıyormuş. Tamam mıyız? O zaman devam bakalım. Sırada ne bekliyor bizi? Bakın arkadaşlar bu yeni bir yayında, elime gelen yayından buldum. Yine değişik bir soru. Bu şekilde döndürüyor. Bakın şöyle bir düzenek var. Düşey doğrultuda işte şöyle bir tablanın içerisine KLM cisimlerini koymuşuz ve yine döndürüyoruz. Diyor ki K'nin N'ye uyguladığı kuvvet N1. Cisimlerin x yüzeyine uyguladığı toplam kuvvet N2 ise N1 bölü N2'yi soruyor bize. Şimdi böyle döndürdüğümüz için hani su döndürme olayı vardı. Bu tarafa doğru ne yapıyorlar? Uyguladıkları merkezci kuvvetten dolayı tepki kuvvetleri var. Bunları bulacağız. Şimdi bulalım. K'nin N'ye uyguladığı N1 demiş değil mi? K'nin N'ye uyguladığı bu N1 kuvvetimiz şöyle... Neyi doğuracak? Merkezcil kuvveti doğuracak değil mi? O da neydi? M V kare çarpı R idi. Şimdi burada tabii neleri bulacağız? R'leri bulacağız. Bulalım. M çarpı V kare çarpı şurası ağırlık merkezinin uzaklığı olacak arkadaşlar. 3D bölü 2. N1'i bulduk. Şimdi N2 ise cisimlerin uyguladığı. Nereye? Yüzeye. Yani bunun, bunun ve bunun uyguladığı değil mi? Bunların toplamı bu sefer merkezcil kuvvet. Yani bunların hepsinin toplamı şöyle söyleyelim. Bunların uyguladıkları işte K'nin, L'nin ve M'nin bunların merkezcil kuvvetlerinin toplamı ne yapacak? Tepki kuvvetini oluşturacak. Şimdi yazalım. K'nin L'ye uyguladığı buraya göre yazmıştık zaten değil mi? Neydi? M V kare 3D bölü 2 artı. Şimdi L'ninkini yazalım bakın şurası. Bu sefer uzaklığımız ne kadar oldu? 2,5. M
V kare 5 bölü 2 artı M'nin de yine buraya uzaklığı aynı M. V kare 5 D bölü 2. Burada 5, burada 5, 10. Burası ne oldu? Hesaplayamadım. Toplayalım tekrar. 5, 5 daha 10. Bir tane de burada 13. 13 M V kare D bölü 2. Bu da N2'miz. Şimdi bizden ne istiyordu? N1 bölü N2'yi istiyordu. N1 bölü N2. N1 olduğu gibi yazıyorum. 3 bölü 2 M V kare D. Çarpı, bunu ters çevirdim. 2 bölü 13 değil mi arkadaşlar? M V kare D. M V kare D'ler, 2'ler gitti. Cevabımız 3 bölü 13 olarak bulduk. Dediğim gibi bakın yeni yayınlarda bulduğum değişik bir soru gözüme çarpmıştı. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi ve günün son sorusu arkadaşlar. Son zor sorudayız. Yine klasik soru tiplerindendir. Hani böyle kaynakların zorlayıcı soru dediğinde aklına gelen soru tiplerindendir. Çünkü bu sefer biz eğik düzlem üzerinde çembersiz hareket yapıyoruz. Yani demek ki çekim ivmesini ne yapacağız? Bileşenlerini ayıracağız. İpteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü yörüngenin en üst noktasında olduğuna göre T2 yani alt noktasındayken nedir? Şimdi arkadaşlar ben şurayı şöyle eğik düzlemi şuraya tekrar çizmek istiyorum. Şimdi çizdik. Şurada bir kütlemiz var. Doğru mu? Bir de şurada bir kütlemiz var. Şimdi şöyle ve şöyle şunu aldık. Şimdi açılarımızı taşımak istersek değil mi? Şöyle şurayı şöyle düzeltelim. Şöyle yaptık. Şurası kaç dereceymiş? 37 derece imiş. Şimdi şöyle yaptık. 37 derece. Şurası da zaten 90. O zaman şuradaki açım kaç derece olacak? 53 derece. Şimdi bu neydi? MG idi. MG'yi bileşenlerine ayırdığımda o zaman şuraya doğru ne oldu bakın? MG cos 53 oldu. Bunu ayırdık. Burası 53 ise zaten bunun için burası da 53. Bu da MG idi. Bunu da bileşenlerine ayırdım. MG ne oldu? Cos 53 oldu. Doğru muyuz? Şimdi şunlar da neydi zaten? MG'nin sin bileşenleri idi. Şimdi bizim merkezci kuvvetimizi doğuran kim? Hangi bileşenler arkadaşlar? Şimdi bakacak olursak parça parça. Şimdi F1 ve F2 diye bakalım. Şurada neyimiz var zaten? Şu tarafa doğru T1 ip gerilmesi. Şu tarafa doğru T2 ip gerilmesi. Şimdi bu cisim için baktığımda T1 ile MG cos 53 aynı taraflı. O zaman F1 ne olacak? T1 artı MG cos 53. Şimdi şu sistem için incelediğimde T2 ve MG zıt yönlü olduğuna göre F2'yi belirlerken T2 eksi MG cos 53 dedik. Şimdi bir şeyler yapmamız lazım burada değil mi? Bir şeyleri görmemiz gerekiyor. Ne yapalım? Şimdi şu F1'i şöyle renk seçmeye çalışırken şu biraz önce hoşuma gitmişti. Şunu eksi ile çarpalım ve toplayalım arkadaşlar. Taraf tarafa toplayalım. F2 eksi F1 eşittir. T2 eksi T1 eksi 2MG kosinüs 53. Bu burada dursun. Bunu bulduk. Bakalım ne işimize yarayacak değil mi? Şimdi ne yapalım? Enerji dönüşümü yapacağız değil mi? Enerji düzgün olmayan çembersel hareket enerjisiz olmaz. Şimdi o zaman bakıyorum. Şimdi nereyi bulmam lazım arkadaşlar? Şu kırmızı ile çizdiğim yüksekliği bulmam lazım. Şimdi bunun tamamı şurası 2R ise o zaman burası ne olur? 1,2R olur. Şimdi benim başlangıçta MG 1,2R'lik bir potansiyel enerjim artı 1 bölü 2 M V1'in karesi yani şuradan geçerkenki hıza V1 dersek bir neyim var? Kinetik enerjim var. Doğru mu? Şimdi buraya geldiğimizde bu neye dönüşüyor? Tamamen burada kinetik enerjiye dönüşüyor. Tamam mıyız? Şimdi şu ikileri çarpan haline getirelim önce. Şöyle ne gelecek bakalım? 2,4 mgr artı m v1'in karesi artı m v2'nin karesi. Şimdi arkadaşlar hepsini r'ye bölersem bakın şöyle r'ye böldüm.
Burada R'ler gitti. Bu MV kare, MV1'in karesi bölü R, F1. Bu ne oldu? F2. Buradan F2 eksi F1 yazarsak ne geldi? 2,4 MG geldi. Şimdi biz az önce bu burada dursun dediğimiz bir bilgi vardı. Değil mi? Bakın işaretledim. Şimdi bu iki bilgiyi birleştiriyoruz. Birleştirelim. F2 eksi F1 2,4 MG eşittir. T2 eksi T1 T2 eksi T1 ki T1'i ne vermiştik? 2 MG. Onu direkt yazalım. Şöyle şunu sildi. T2'yi direkt ne verdi? 2 MG eksi 2 MG kosinüs 53 sin 37 yani 0,6 idi. Bunu da yazdık. Değil mi? Şimdi şurası ne yaptı? 1,2. Şimdi T2'yi yalnız bıraktığımızda 5,6 MG olarak bulduk. Bakınız sadece bol matematik, bol işlem yaparak bu soruyu da çözmüş olduk. Ama dediğim gibi bunlar neydi? Tamamen çembersiz harekette zor sorulardı. Karşınıza soru bankalarında çıkabilecek en zor soru tiplerini de çözdük arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu video en son izleyeceğiniz video olsun lütfen. Çünkü diğerlerini izlemeden bunu izlerseniz çembersiz hareket neymiş deyip moralinizi bozarsınız. Şimdilik size anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.